Arkadaşlar merhaba. Bu defa evimin önünde çıkan farklı bir ottan bahsedeceğim sizlere. Yıldız otu. Şu anda yerde gördüğümüz otlar yıldız otudur. Yenir. Güzel otlarımızdan bir tanesi. Bu otlar yalnızca benim evimin önünde çıktığı için çoğalmasını bekledim. Ve bakın ne kadar çok tohum vermeye başladılar. Çayırlık, taşlık bölgelerde yetişen, böyle verimli topraklar dışında kıraç alanlarda yetişen bir ot. Bunu yine yemeğini yapabilirsiniz. Pirinçli yemeğini yapabilirsiniz veya kavurup yumurtalı diyebilirsiniz. Plantago grubundan arkadaşlar bu. Yani ne demek? Sinir otu grubundan. Çiçeklerine de baktığımız zaman şu alt tarafta şu yıldız otumuzun tohum yapısı aynı sinir otunun tohum yapısına benziyor. Aynı aileden gelen bir bitki. Şöyle göstermeye çalışayım bakın. Çok belirgin değildir çiçekleri de. Hatta şurada da yine küçücük çiçek sapı büyümekte. Çok da estetik. Yani çam formunda bir, kozalak formunda bir yapısı var. Ama değil. Yıldız otu dediğimiz. Hatta boynuzlu muz adı da veriliyor buna ama çok yaygın söylenmiyor. Çoğalsın bu ot, iyice yayılsın. Ondan sonra size tanıtmak istedim. Fakat kış boyunca çekim yapamadım. Artık gördüğünüz gibi kartlamaya başladılar. Tazeliğini yitirmeye başladılar. Estetik, yani şöyle yıldıza da benzeyen bir yapısı var. Hemen bulunduğu bölgede toprağa yatık olarak büyür. Çiçekleri zaten şu anda gördüğünüz gibi bakın hep bunlar tohum. Çiçekleri de hemen şurada, şu tarafta. Göstermeye çalışayım. Bakın böyle krem rengi, beyaz arası çiçekleri var. Onlar da zaten dökülmeye başlamışlar. O kadar çok tohum verecek ki yine bu yıl. Gelecek yıl çok fazla otumuz olacak. Onu da size toplayıp nasıl pişirdiğimi de gösteririm. Yine tabii ki bu arada evimizin önü olsa da birçok yabani ot yetişmekte. Şu gördüğünüz arkadaşlar yabani tere bitkisi. Bu da yine yeşillik olarak salatalara da kullanılabiliyor. Böreği de yapılabiliyor. Haşlanıp salatası da yapılabiliyor. Şimdi çiçekleri artık bitmeye başladı. Ve şu şekilde bakın şöyle grup halinde çiçekleri var. Tohum aşamasına geçmeye başladılar. Evet. Bir diğer adı da arkadaşlar bunun. Dinik otu. Belki duymuşsunuzdur. Anadolu'da daha yaygın ismi. Ama ben bunu daha çok yabani tere olarak biliyorum. Yine burada da bir diğer formunu görmekteyiz. Taze bir yapısı var. Özellikle bahar yağmurlarından sonra mevcut tohumların bir kısmı da bu şekilde taze olarak karşımıza çıkıyor. Fakat taze görünse de bakın yine tohum vermeye de başlamış. İlginçtir. Tohum için çıkarmış olduğu çiçek sapı gövdenin yaprakların hemen altından. Kara indibada şuradan bir sap çıkar ve orada çiçek açar. Fakat bu yıldız otu alt taraftaki yapraklarının bulunduğu yerden böyle çıkıyor. Yine bakın şu bölgedeki yıldız otlarının çokluğunu arkadaşlar. Tabi yalnızca yıldız otu yok bakın. Turp otunu da burada görmekteyiz. Mavi hindiba otunu da burada görmekteyiz. Filiz vermişler. Tabii ki sütlüce otumuz da böyle büyümüş. Neredeyse tohuma kalkacak. Çiçek açmış. Şöyle aralarda minik minik bir yan arkadaşlar. Yıldız otlarını görmekteyiz. Yeni taze çiçeklerini görebilirsem
şöyle göstermeye çalışayım. Şu olabilir. Ama çiçekleri hemen dökülüyor. Şu olabilir. Biraz daha yakından göstereyim. Evet, bakın. Çiçekleri de böyle arkadaşlar. Hemen uçuşuyor. Böyle çok fazla çiçeği üzerinde kalmıyor bu bitkimizin. Bölgede resmen buğutumuzun tohumları direkt düşmüş ve buradan çıkmışlar. Artık siz düşünün, seneye ne kadar çok olacak. Aa, bu arada arkadaşlar hemen yakınında çok ilginç sinir otumuz da var. Yani damar otu olarak da geçen bitkinin bir kısım. Şöyle göstermeye çalışalım. Şu sinir otunun tohumları çiçeklerine dikkat ederseniz ne kadar çok benziyor. Yapı olarak da benziyor. Bu da yıldız otunun henüz daha taze olan tohumları. Biraz daha olgunlaşması gerekiyor. Her iki otumuz da aynı familyadandır arkadaşlar bu arada. Şunlar sinir otunun çiçekleri. Şurada gördüklerimiz, biraz daha aşağıda gördüklerimiz de yıldız otunun çiçekleri diyelim. Tohum ve çiçek aşamaları. Yine şuradaki de çok belirgin. Hemen bunu da yakından göstereyim. Dikkat edin ne kadar hoş bir tohumları var. Yandan böyle bir tepsi gibi. Elimizi şöyle çayda çıra oyununu oynarken nasıl elimizi açıp elimizi yukarı doğru çeviriyoruz. Öyle bir yapısı var yıldız otumuzun. Bakın şuradaki güzelliğe. Eğer bulunduğunuz yerde de böyle bir otu görüyorsanız bilin ki o gelen ottur. Evet arkadaşlar, başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.